Şimdi gelelim ayva. Şu an ayva hasat zamanı. Toplanıyor ve bize Mevlam bu şekilde ikram etmiş. Az önce dediğim gibi kaynatarak ve fırında pişirerek tüketebiliriz. Ayvanın faydaları bize mide ve bağırsak sağlığına çok iyi geliyor. Ayva. Çiğ tüketilmez çünkü sindirimi zordur. Çiğ tüketildiği zaman hıçkırık başlıyor ve sindirimi zor olduğu için bayağı bizi yoruyor yani içeriden yoruyor. O yüzden haşlayarak ve fırında tüketmemiz gerekiyor. Haşladıktan sonra bak burada ne diyor? Haşladıktan sonra bunu yani dilimleyip bal ile beraber karıştırıp ezip tüketirseniz eğer bağırsak enfeksiyonları için birebir. Eğer haşladıktan sonra ayvayı bal ile ezerek karıştırıp tüketirsek bağırsak enfeksiyonlarına çok iyi geliyor. Bir de şöyle bir özelliği var ayvanın. Her yerinden yani yararlanabiliyorsunuz ayvanın. Bakın, bu elimde gördüğüm bir jel, kür. Ayva çekirdeği ile yapılıyor. Ayva çekirdeklerini bu şekilde ufak bir kavanoza doldurup içine ayva çekirdeği atarsanız 2,5-3 saatlik bir sürede krem haline geliyor. Jel haline. Yani doğal krem. Nasıl bizim nemlendirici kremler kullanıyoruz ya kozmetik mağazalarından alıp. Bu da bizim Allah tarafından bize gönderilen doğal organik krem. Peki bu nerede kullanılır? Bu şu şekilde bulundu. İlk yapan bunu insan. Anneler çocuk emzirirken göğüs uçları ilk çocuk emzirdiklerinde çok çatlar. Çok göğüs uçları çatlar. Çok büyük bir acı şeker yani onun. Onun tarifini onlar bilir. Daha böyle bir rahatsızlık olduğu için normal krem kullanamıyorlar. Çocuğa zarar, çocuklara zarardır. Zeytinyağı kullansın hocam. Zeytinyağı kullanınca çocuk emmiyor. Ve ayvanın çekirdeğiyle evinizde rahatlıkla üretebileceğiniz bu kremi kullanabilirsiniz. Çocuğunuza da bir zararı yoktur. Rahatlıkla emzirebilirsiniz. Daha neye iyi geliyor? Yüz maskesi olarak kullanabilirsiniz. Kırışıklara iyi geliyor. Ben izlerine, sivilce izlerine tedavi edici bir özelliği vardır. Onu da kullanabilirsiniz. Elinizde, vücudunuzda oluşan yaralar için kullanabilirsiniz. Bir de kış aylarına girerken, işte Allah bize göndermiş ayvayı. Bak kış aylarına girerken ellerimiz, dudaklarımız soğuktan çatlar ya, eskiden öyleydi. Biz evden çıkıp okula gidene kadar soğuktan elimiz çatlıyor, yürüyerek gidiyoruz. Dudaklarımız çatlıyor. İşte bu kremi kullanabilirsiniz çocuklarınızın dudaklarına, ellerine. Doğal, organik, müthiş bir krem. Nasıl hazırlıyoruz? Ayvayı kesiyorsunuz, ikiye bölüyorsunuz. İçindeki çekirdekleri çıkartıyoruz. Ufak bir kavanozun içine koyuyorsunuz. Üzerini örtecek şekilde su. Sonra şöyle göstereyim size. Bu şekilde krem haline geliyor. Bunu böyle elimize sürüp çatlaklara her şey iyi geliyor elhamdülillah. Mevlamıza hamdü senalar olsun. Normal kremden daha etkili, daha güzel. Kokusu da yok, tertemiz. Birkaç soru daha alalım, çok soru geliyor. Öyle devam edelim inşallah değerli kardeşlerim. Evet. Ayva kremini anlattık. Onunla alakalı soru geliyor. Evet, bu kremi biz de kullanıyoruz diyenler var. Çok faydasını görüyoruz. Teşekkür ederim hocam diyenler var. İyi günler. Geniz akıntım var. Şifası için nedir hocam? Geniz akıntısı şifası için özellikle sinüzit ağrıları geniz akıntılarında yapmanız gerekeni söylüyorum. Burada da ürünümüz var. Papatya, kır papatyası. Güzel kardeşim. Kır papatyasını yani normal
çiçekçilere satılan büyük papatyadan bahsetmiyorum. Kır papatyası. Aktarda rahatlıkla bulabilirsin. Bir tencerenin içine 2 bardak su koyun. Su kaynaya, su açın altına, kaynasın. Kaynadıktan sonra bir avuç içine kır papatyası atıyorsunuz. Eğer bir herhangi bir havlu ve tülbent bir şey varsa eğiliyorsunuz. O gelen buharı içine çekeceksin. 5 dakika boyunca. Çek, ağzından ver. O buharı papatya atıyorsun içine. Gelen buharı çekiyorsun, veriyorsun 5 dakika boyunca. Sonra 5 dakika ara verin. 5-10 dakika. Sonra tekrar altını açın, kaynasın. Kaynadıktan sonra tekrar o buharı içine çek. Geniz akıntılarınızı boşaltır. Sinüzit ağrılarınıza birebir şifadır. Allah'ın izniyle değerli kardeşim. Ne dedik? Kır papatyası. Hocam, ayva çekirdeğiyle yapılan krem nasıl hazırlanıyor anlatır mısınız? Evet, az önce anlattık. Yine anlatayım. Yeni izleyenler var. Şimdi ayvayı ikiye bölüyoruz. Ortasındaki çekirdekleri tek tek alıyoruz. Böyle ufak bir kavanoza veyahut da çok yapmak istiyorsanız, ben daha çok böyle büyük bir kase de olur. 5-10 tane ayvanın çekirdeğini içine doldurun. İçine sadece üzerine örtecek kadar temiz bir su. Bu kadar. 3 saat bekledikten sonra krem haline geliyor. Bu kremi çatlaklarda, elimizde, dudaklarımızda, yüzümüzdeki yaralara, sivilce yaralarına, sivilce izlerine, siyah ben nokta o izlere sürekli kullandığımız zaman iyi geliyor. Kırışıklara, cildi güzelleştiriyor. Ama esas sebebi yeni emziren anneler göğüs uçlarındaki çatlaklıktan dolayı büyük sıkıntı çekiyor ve bunu kullanırlarsa çocuklara da bir zararı yoktur. Rahatlıkla kullanabilir, çocuğunu da rahatlıkla emzirebilir. Hiçbir sakıncası, hiçbir şeyi yoktur, yan etkisi. Mevlam inşallah tekrardan ikram eylesin.